Ateş bildiğimiz gibi vücut ısısının yükselmesi olarak tanımlanıyor ve çocuklarda çok sık rastlanıyor. Bunların bazı sebepleri var. Bu dönemlerde yaz aylarında olduğu gibi çevre ısısının arttığı dönemlerde çocukları çok fazla giydirerek onların vücut ısılarını da arttırabiliyoruz. Ya da aşılama sonrası diş çıkarma dönemlerinde olduğu gibi bazen ateşleri çıkabiliyor. Bazen de enfeksiyonlara bağlı. Nezle grip gibi hafif bir enfeksiyondan daha farklı idrar yolu enfeksiyonu, orta kulak iltihabı gibi enfeksiyonlarda da ateşi çıkabiliyor. Kesinlikle burada yapılması gereken şu ki ateşi çıkan bir çocuk titrer ve üşür. Aileler bunu yanlış değerlendirdiği için üstlerini örterler. Ateşi olan bir çocuğun mutlaka giysilerin çıkarılması, ılık bir uygulama 32 derece yaklaşık su ile ılık bir uygulama ya da ılık bir banyo yapılmasını öneriyoruz. Kesinlikle soğuk suyla değil, kesinlikle sirkeli ya da alkolü suyla değil, ılık suyla pansuman ya da banyo yapılmasını öneriyorum. Yine doktorlarının önerdiği yaşına ve kilosuna uygun olarak planlanan ateş düşürücü şurubunu vererek bu şekilde izlemek gerekiyor. Fakat bazı durumlarda direkt doktora başvurmamız gerekiyor. Eğer bebeğiniz 3 ayın altındaysa ve ateşi varsa mutlaka hemen doktorunuza başvurmanız gerekiyor. Bizim burada önemli olan diğer çocuklarda ateşin derecesinden çok çocuğun genel durumu. Örneğin ateşi olan bir çocuğun döküntüsü olursa, ateşi olan çocuk kusarsa ve ağızdan alımı azalırsa yani suyu bile alamazsa ya da çocuğunuzda normalden daha farklı bir durum varsa, uyukluyorsa, uyandırmada zorluk çekiyorsanız ya da çok huzursuzsa ya da yaptığınız tüm uygulamalara rağmen ateşini düşüremiyorsanız hemen doktorunuza başvurmanızı öneriyorum. Ateşi biz hastalık olarak değil, belirti olarak biliyoruz. Yani bu belirtinin altında yatan sebebin araştırılması açısından lütfen çocuk hekimlerinin yanında olsunlar ve rehberliklerine başvursunlar.